Herkese selamlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi mis gibi kokan çilek soslu, irmikli, sütlü tatlı yapacağız. Bunu vişneli, limonlu ya da portakallı da yapabilirsiniz ama ben zamanı diyerek çileği tercih ettim ve çok sevdik. Umarım siz de beğenirsiniz. 1 litre sütümüz var. Sütümüze 9 yemek kaşığı dolu dolu irmik ekliyoruz. Yemek kaşığı da şeker ekleyelim. Kıvamlı olsun diye de 1 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. İyice çırpalım. Şimdi orta ateşte karıştıra karıştıra pişireceğiz tatlımızı. Kaynamaya başlayınca bir paket vanilya ekleyelim. Ve bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekleyelim. Margarin de kullanabilirsiniz. Ben 1-2 dakika daha kaynattım. Biraz daha koyulaşsın diye. Durdukça zaten koyulaşacaktır. 1-2 dakika daha kaynatmanız yeterli. Şimdi ocağımızın altını kapatıp ilk sıcaklığı çıkınca tepsimize dökeceğiz tatlımızı. Ben tart tepsisi kullandım. Her tarafını sıvı yağla yağladım. Normal yuvarlak ya da kare tepsi de kullanabilirsiniz. Tatlımızı dökelim. İyice kaşıkla üzerini düzeltelim. Sıvı yağ çevirince parlak olmasını da sağlıyor hem de kolaylıkla çıkmasını sağlayacak tatlımızın. 40-45 dakika kadar dolapta bekletelim. Ilıdıktan sonra dolaba koyalım. Bir kase çileğim var. Şimdi sosunu yapacağız. Çileğim yaklaşık yarım kilo kadar. Rondodan çekeceğiz. Ben 3 yemek kaşığı ilave ettim şeker. Çileğin tadına ve kendi zevkinize göre 1-2 yemek kaşığı daha şeker ilave edebilirsiniz. Şimdi sosumuza 1 çay bardağı su ilave ettim ben. Ve 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. İyice karıştıralım. Nişastalarımız iyice içinde kaybolup eriyene kadar karıştıralım. Topaklaşmasın pişirirken. Orta ateşte karıştırarak pişirelim sosumuzu. Evet, sosumuz koyulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi ocaktan alıp birazcık soğumaya bırakacağız. Tatlım da benim 40 dakika kadar bu dolapta beklettim. Biraz daha katılaştı. Bıçak yardımıyla kenarlarından birazcık ayıralım. Daha sonra düz bir tepsiye ters çevirelim. Benim tart kalıbım böyle kenarı çıkıyor. Şimdi üzerine alacağım. Normal tepsi de kullanabilirsiniz dediğim gibi. Sütlü tatlım oldu. Şimdi üzerine sosu döküyoruz. Kaşıkla üzerine yayalım. Mis gibi çilek kokulu sütlü tatlıyı biz çok sevdik. Umarım siz de dener beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Tatlımızı çileklerle ya da çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Tatlımızı 2-3 saat dolapta beklettikten sonra servis edelim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Başka lezzetlerde buluşmak dileğiyle
Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.